Arkadaşlar, dört kişiyiz bugün. Gezginler grubundaki değerli üyeler. Çayırlı tarafına giderken, İrikler köyünden Çayırlı tarafına giderken sağ tarafta bir dolmen tespiti yaptı Bünyat kardeşimiz. Arabayla yanına kadar gelip biraz zor meşakkatli bir yoldan yanına geldik ve çok heyecan verici. Ayakta muhtemelen iki göz yan yanaymış. Biri yıkılmış fakat bir tanesi sapasağlam ayakta. Müthiş heyecan verici. Evet. Şimdi Bünyat ve Engin de fotoğraf çalışmalarına devam ediyor. Çok güzel bir yer ya. Meşe ağaçlarının altında. İnanılmaz keyifli bir yer. Evet. Yürü. Ha, yürüyelim. Yürüyelim. Başlı başına bir olay ya. Bu envanterde kayıtlı ama. Kırklareli envanterinde. Ama işte tam konum vermiyorlar. Evet. Şurada. Burada. Bünyat. Ha. Bu dolmen konusunda senin fikirlerini de alalım. Abi böyle bir kere iyi durumda olması çok güzel bir olay. Hani işte zaten görüyorsun. Defineciler kazmış. Evet. Yani bir yıkılırsa bir hani hiç şaşmaya gerek yok. Şey şaşılmaz yani. Güzel olan oldukça sağlam. Oda deliği yerinde. Üstündeki kapak kayası yerinde. Ayakta bir dolmen. Evet. Var başka böyle sağlamları da var ama yani ne kadar fazla sağlam kalırsa o kadar iyi. Evet, heyecan verici gerçekten, çok iyi. Kaç senelik tahmini olur? Abi bunlar işte Tunç Çağı'nın sonu, Demir Çağ'ın başlangıcı gibi. Milattan önce 11. yüzyıl, 9. Çeşitli tarihlere, o dönemdeki şeylere tarihleniyor dolmenler. Trak mezarları. Ay. Evet. Muhtemelen buraya yuvarlanmış taşlar da büyük ihtimal evet. Bunlar da bunların parçaları. Dolmen olduğu belli. Evet. Yani bu kadar yatsı kayaların burada böyle bağımsız bir şekilde durması buna işaret ediyor. Demek ki bir nekropol kültürü zan da var. Yani böyle var, tesadüfen var. Olduğu yere gömülmüyor. Yok. Şurada arkada da kayalar var. Evet. Aslında burasını belki küçük bir nekropol tepesi gibi de düşünebiliriz. Büyük ihtimal öyledir. Evet. Şöyle bir dolaşalım bakalım. Bak, şurada da bir kaya var. Belki o da atılmış. Gezginler genelde deniz kenarından, denizden paylaşıyorduk ama bu sefer Trakya'nın ovalarında ve tepelerindeyiz. Bünyat'ın sayesinde demir çağından kalma bir kalıntı diyeceğim. Dolmen ona rastladık, demin açıklamasını yapmıştı. Yine kapı gibi ama böyle yuvarlak değil. Kapı gibi şey olabiliyor. Yani çok arkası da var. Arkası şey kapı. Bunu bir de arkadan destekliyor yani ha. Ya aslında dört tarafı kapalı şeyler bu. Buranın bir kısımlığı belki de burada da bir şey vardı. Yok, o defineci. Şöyle çevreyi de göstereyim size. Konum vermiyoruz. Değil mi? Ya uygun bir şeyler olursa Ahmet, ben paylaşabilirim yani. Arkadaşlara bir gerekirse bir şey yapalım. Yani.
her türlü kolaylık sağlanır. Tabii Engin gene espri yapıyor. Aslında içinden definecilerin hatırını soruyor. Değil mi? Coğrafyamızı bilmiyoruz gezginler. YouTube kanalını da Facebook grubunu da oluştururken amacımız buydu. Dünyanın birçok yerine taş çıkartacak güzelliklere sahibiz. Ama el birliğiyle yok etmeye çalışıyoruz. Evet, bu konuda ne diyorsun? Vallahi bu konuda maalesef ülkemizin durumu pek iç açıcı değil. Bu Trakya ve Anadolu, İstanbul yakın çevresinde gezdiğimiz, ne diyelim, böyle 200-250 kilometre yarı çaplı bütün gittiğimiz yerlerde köylülerle de konuşsak, köy kahvelerinde oturup çay içerken yanımıza sokulanlarla da konuşsak, ilk sordukları şey bu define hikayesi. Talan etmişler. Dokunulmadık şey bırakmamışlar. Maalesef çok kötü kırarak ve zarar vererek bu işi yapıyorlar. Yani çok üzücü bir durumla karşı karşıyayız ülkemizde. Ya bir de sonucu yok yani. Bir şey yok yani. Yok, bir şey yani buldukları da yok. Hiçbirinde yani. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey olmasına da ihtimal de yok. Yani böyle bir yerde bir zenginliğin olmadığı, bir büyük bir medeniyetin olmadığı yerde ne gömeceksiniz? Ne saklayacaksınız? Kimden saklayacaksınız? Ya doğayı ve tarihi berbat etmekten başka bir şey değil. Hiç kelimenin şey değil. Tam manasıyla zaten böyle. O da, bunların yapıldığı dönemde para diye bir şey yok ki. Ya para, sikret. Zenginlik kavramı çok farklı. Yahut da yok böyle bir şey tabii. Öyle olunca yazık. Çok yazık yani. Ha, bu arada şu lekeli pantolonumu da çeksene. Nereleri gördü bu ya? Bu video tamamen bizim kendi eğlencemiz diyeceğim. Yani hem çok keyfimiz hem eğlencemiz. Hem eğlencemiz. Biraz da böyle sizinle dertleşmiş gibi olacağız. Gittiğimiz bir yerleri tan. Bir tarafı yok ama işte aklımızın erdiği kadar fikir yürütüyoruz. Tabii. Öyle. Şimdi hepimizin de şey, ben mesela şeylere takmış vaziyetteyim. Meşe ağaçları. Benim en çok sevdiğim ağaç meşedir. Ama çok güzel. Ya şu bir daha çeksene şu koruganı, nasıl sanki böyle kanatlarının altına alıp korumak istiyormuş gibi. Evet, evet. Şahane bir yer. Sen tamamen estetiğe, mimari gözle bakıyorsun. Yani tabii işte, hepimiz kendi şeyimiz gibi. Aman kimse gelmesin, dokunmasın. Bu güzellik burada kalsın diye. Çok ufak sanki bir koruluk o... böyle. Yani koruluk evet. Bile değil ama meşeler, evet. Yani bir taraftan ve şeyin bu dolmenin açık tarafının değil, kapalı tarafında. Evet. Hakikaten istesem böyle sanki bir çok peysaj güzel. Gibi değil mi? Hani özel hazırlanmış gibi. Hünyat böyle uzaktan da bir tane şey yapsana. Geniş açı benimki. Bunlar muhtemelen ileride yayınlayacağımız kitabın en güzel karelerinden bir tanesi olacağını düşünüyorum ben. Evet, zaten şimdi yeni sistem yapıyoruz değil mi? Arkeo sistem, bu videoyu da o kitabın arkeosuna. Evet, inşallah. İnşallah. Tabii. QR kod mu diyorlar? QR kod. Resmen şeyci ya. Sabotaj. Sabotajcı sabotaj. Kesinlikle. Oğlum gelsene öyle. Ha? Öyle gelsene çekemiyorum. Kadrajıma girme diyor. İnatla adam kadrajına giriyor. Ha. Hayır, bir de iş güzellik olarak telefondan konuşuyor. Vallahi. Koskoca aracı telefonla konuşacak başka yer yok. Selim, en son ne söylemek istiyorsun bu videoyu? En son, yani buraya geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Bünyat'a da teşekkür borçluyum. İyi ki bunları araştırıyor, buluyor. Günlerini harcıyor, saatlerini harcıyor. Biz de gelip burada böyle mükemmel derecede diyebileceğim keyif alıyoruz. Vallahi ömrümüzün son demlerinde bir yerlerde bir şeyler öğreniyoruz gibi tabii bir şey oldu ki, ya. Bir de temiz hava falan filan. Öğreniyoruz. Ha, bu arada köy kahvesindeki çay da hakikaten. O da çok müthiş. Bize müthişti yani. Trakyalılar bu çay demlemeyi biliyor gerçekten. Evet. Şöyle çevreyi bir kez daha gösteriyorum size. Trakya'nın herhangi bir yerindeyiz. Gezin arkadaşlar, gezin. Gezdiklerinizi de bizle paylaşın. Bir sonraki videoda buluşana kadar hoşça kalın, dostça kalın.